önce gelişmeyi aktaracağız. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'ya erişimin engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali sayan kararının gerekçesini açıkladı. Anayasa Mahkemesi geçen ay 6'ya karşı 10 oyla Wikipedia'nın erişime engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermişti. Yüksek Mahkeme bu kararın gerekçesini de yayımladı. Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığı belirtildi gerekçede. Erişim engeli kararının kullanıcıların bilgi ve fikirlere erişme hakkını sınırlandırdığı vurgulandı. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı erişim yasağını koyan Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne de gönderdi. Gözler artık erişim engelini koyan bu mahkemede olacak. Zaten de böyle şu anda. Yerel mahkeme AYM kararı doğrultusunda erişim engeli kararını kaldıracak. Beklenti bu yönde. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na da bu karar uyarınca Wikipedia'yı yeniden erişime açmak düşecek. Böyle gelişmeler. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını konuşacağız. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaman Akdeniz ile birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler 360'a katıldığınız için. Resmi gazetede yayımlandı, detayı aktardık. An itibariyle erişim kalktı mı kalkmadı mı? Ne durumdayız biz? Önce bunu netleştirsek seviniriz. Herkes gibi ben de merakla Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını bekliyorum. Bu sabah biraz önce belirttiğiniz üzere karar resmi gazetede yayınlandı. Kararın resmi gazetede yayınlanmış olması tebligat niteliğindedir. Dolayısıyla erişim engelleme kararını veren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başka bir bildirim yapılmadan kararın uygulanması gerekirken halen saat 16 itibariyle bu karar uygulanmamış durumda. Biz bir 45 dakika önce avukat arkadaşımız aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararının bir kopyasını Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne elden sunduk. Yani artık Ankara'daki hakimliğin karardan haberim yok, görmedim, bilmiyorum deme lüksü kalmadı. Peki şu anda da bekliyoruz o zaman diyelim bu platformun Türkiye'de tekrar erişime açılmasını. Kararın içinde geçen ifadeleri de size sormak istiyorum. İfade özgürlüğüne orantısız müdahale ifadesi kullanılmış. Ne demek ifade özgürlüğüne orantısız müdahale? Evet, şimdi aslında Anayasa Mahkemesi şunu söylüyor. Siz pikniğe gitmişsiniz, mangal yakarken bütün ormanı yakıp geri gelmişsiniz. Aslında kısaca Anayasa Mahkemesi bunu söylüyor. İki tane içerikten dolayı, bir tanesi devlet destekli terörizm, diğeri ise Suriye İç Savaşı'na yabancı katılımı başlıklı iki tane içerikten dolayı milyonlarca içeriğe 2,5 yıldan fazladır Türkiye'den erişime engelli olmasının Wikipedia platformunun hem demokratik toplumda gerekli olmadığını hem de orantısız olduğunu söylüyor Anayasa Mahkemesi. Aslında verilen erişim engelleme kararlarının dayanağı olan 5651 sayılı kanunun 8A maddesinin meşru amaç veya kanunilik ilkelerine de aykırı olduğunu tespit ediyor. Fakat bu yönden bir karar vermiyor. Yani daha ileri gitmesi gereken, daha ağır bir ihlal kararı vermesi gerekirken Anayasa Mahkemesi aslında kendi kendisini frenlemiş bir taraftan. Şuna ne söylersiniz? Aydınlatıcı olur hukuki açıdan bize perspektif çizmeniz. Anayasa Mahkemesi'nin kararını duyduk. Sonra bugün de gerekçeli kararı öğrenmiş olduk. Bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Hukuken yapılması gereken başka bir değerlendirme kaldı mı? Buna yönelik ne söylersiniz? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararı yerel mahkemeler üzerinde bağlayıcı. Dolayısıyla aslında hukuken yapılması gereken başka hiçbir şey kalmadı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin de Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenir beğenmez bütün bunlar bir yana uygulamak zorunda. Yapması gereken başka bir şey kalmadı. Fakat daha önce de biz bazı başvurularda Anayasa Mahkemesi kararlarının Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararlarında da derhal yerel mahkemeler tarafından uygulanmadığını gördük. Dolayısıyla bu gibi durumlarda Anayasa Mahkemesi'nin konunun takipçisi olması lazım ve kararını uygulatması gerekir. Aksi takdirde benzer bir başvuruyu Wikimedia Foundation Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de yaptı. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Wikipedia başvurusuyla ilgili kararını öncelikli olarak vermesi söz konusu olacaktır.
Teşekkürler. Açılması için gerekli süreci de anlattınız bize. Bir taraftan da hani hem mahkeme hem de sonrasında bilgi, teknoloji ve teknolojileri ve iletişim kurulu BTK'ya gitmesi gerekiyor ki ondan sonra da açılması gerekiyor. Burada herhangi bir teknik aksaklık söz konusu olması gibi bir risk var mı? Bu hukuken ne anlama gelir? Siz hukuken anlattınız ama bir de işin tabii teknik boyutu var. Evet. Platforma erişime kaldırılması meselesiyle ilgili. Bu gecikme ne anlama gelir eğer bir gecikme yaşanırsa hukuki açıdan? Şimdi biz 2014 yerel seçimlerinde sırasında hem Twitter hem YouTube erişime engellenmişti. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğumuzda Twitter ile ilgili kararını Anayasa Mahkemesi 10 gün içinde karara bağladı. Bir çarşamba akşamı 17.30 sıralarında açıkladığı kararı ertesi sabah resmi gazetede yayınlandı ve karar o gün derhal yani 24 saat içinde uygulanmıştı. Benzer şekilde YouTube ile ilgili başvuruları da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 45 gün içinde karara bağladı ve karar resmi gazetede yayınlandıktan sonraki gün hemen uygulanmıştı. Yani şu an yaşadığımız sorunları aslında o dönemde yaşamamıştık ve bunun teknik bir sorun olduğunu düşünmeyi de çok doğru bulmuyorum. Çünkü Bilgi Teknolojileri Kurumu'na kararı kaldır dediğiniz anda şalteri kaldırmak durumunda. Dolayısıyla bu 3-5 saniyelik bir işlemdir ve tüm Türkiye'deki kullanıcıların tekrardan Wikipedia'ya kavuşması mümkün olacaktır. Şu anda bürokratik bir engel mi yoksa daha ziyade siyasi bir engel olduğunu düşünüyorum ve Ankara 1. Suç Ceza Hakimliği'nin neden kararı bilmesine rağmen erişim engelini kaldırmadığını hukuki bir dille açıklayamıyorum. Son soru size. Bu siz de zikrettiniz az önce Twitter'la ilgili yasak AYM 10 gün içinde karar vermişti. Yine YouTube'la ilgili olarak 45 evet. günlük bir süre. Wikipedia için hayli uzun oldu. 2 seneyi aşkın. Bu da bir tartışma başlığı. Wikipedia ile ilgili neden uzun sürmesi söz konusu oldu? Bir de haliyle üstünden çok vakit geçti. Yasak nasıl başlamıştı? Ona dair de bir hatırlatma yaparsanız sonra size teşekkür edelim. Buyurun. Tabii. Kararın dayanağı olan 8A maddesi şu şekilde işliyor. İlk talep genelde kapatılana kadar başbakanlık tarafından bu başvurular yapılıyordu. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı tarafından milli güvenlik kamu düzeninin korunması gerekçesiyle web sitelerine, internet içeriklerine erişim engellenmesi talep ediliyor. Wikipedia ile ilgili erişim engelleme talebini de başbakanlık yapmıştı bundan 2,5 sene önce kadar. Dolayısıyla başbakanlıktan gelen talep de önce BTK tarafından teknik olarak uygulanmış. Hemen arkasından da Ankara 1. Suç Ceza Hakimliği erişim engelleme kararını vermişti. Ve 2,5 yıldır da dolayısıyla bu uygulama devam ediyor. Şimdi Twitter ve Türk kararlarıyla... Yaman Bey lütfen affedin. İlginç bir zamanlamayla sizinle bu yayını yapıyoruz. Şu anda arkadaşlarım ekrana yansıttılar. Wikipedia erişim engeli kalktı. Bizim yayınımıza denk gelmiş olması da haliyle anlamlı oldu. Detayları şöyle... Belki benden çekinmişlerdir. yayını izliyor olmaları bizim için mutluluk verici olur tabii ki. BTK'nın kararı uyarınca kısa sürede erişimi açması bekleniyor ifadesi var. Ben göremiyorum. Klasik ben böyle bir şey yazdığımda internet kullanıcıları öyle söylüyorlar. Biz giremiyoruz Yaman Hocam diye. Ben de şu anda giremiyorum ama siz giriyorsanız o zaman sorun yok diyeceğim. Ben ekranda izleyen telefonu elime aldığımda yayına konsantre olmadığım için kızacaklarından ötürü telefonu elime almıyorum ama bize muhabir arkadaşlarımızın geçtiği, çalışma arkadaşlarımızın geçtiği bilgileri biz aktarıyoruz. O da Wikipedia için erişim engeli kalktı bilgisi BTK'nın kararı uyarınca kısa sürede erişime açması bekleniyor bilgisi var ve mahkeme mahkeme erişime açılsın kararını BTK'ya göndermiş. Dolayısıyla şu anda BTK'da gelişme bu. Zaten o zaman şunu söyleyelim son olarak. Aslında benim açımdan bir hukukçu olarak hayal kırıklığı yaratan konu Anayasa Mahkemesi'nin 2,5 yıl Wikipedia ile ilgili başvuruları bekletmesidir. Çünkü kararı okuduğunuzda göreceksiniz ki açık ve net bir şekilde Anayasa Mahkemesi erişim engelleme uygulamasının demokratik bir toplumda gerekli olmadığına ve hatta ilgili kanun maddesinin keyfiyete izin verdiğini söylüyor. Dolayısıyla da bunun ağır bir ihlal olduğu sonucuna ulaşıyor. Bu sonuca ulaşması için Anayasa Mahkemesi'nin 2,5 yıl beklememesi gerekirdi. Türkiye açısından
çok ciddi bir kayıp olduğunu düşünüyorum Wikipedia platformunun. Sadece haber alma açısından değil, aynı zamanda Wikipedia'daki içerikleri Türkiye'deki kullanıcıların zenginleştirdiğini de unutmamamız gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'den katkılara da müsaade etmemiş oldu bu erişim yasağı. Lütfen ayrılmayın bizimle, arkadaşımızdan detayları alalım bu son dakika bilgisiyle ilgili, Yaman Akdeniz. Fevzi Çakır'da son bilgiler. Fevzi, dinliyoruz. Nedir şu andaki bulunduğumuz durum yasağın kalkmasıyla ilgili olarak? Evet Afşin Yurdak, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının ardından beklenen nihai karar geldi. Yasağı koyan, yani Wikipedia'ya erişim engeli kararını getiren yaklaşık 2 yıl önce Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği erişim engelinin kaldırılmasına karar verdi ve bu saatten sonra bu kararında aslında erişim engelinin kaldırılmasına dair kararında Bilişim Teknoloji Kurumu'na gönderilmesine, derhal gönderilmesine karar verildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin bu kararının BTK'ya ulaşmasının ardından BTK'nın da kısa bir süre içerisinde bu karar doğrultusunda Wikipedia'ya erişimi açması bekleniyor. Peki Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında ne dedi? Bu sürece nasıl gelindi? Onu ifade edelim. Aslında Nisan 2017'de başlamıştı süreç. İki İngilizce içerik Türkiye'yi terörle, Suriye'de terörle ilişkili olduğu gerekçesiyle gösteriyor. Aslında terörle ilintili olduğunu gösteren iki İngilizce içerik vardı. Türkiye buna itiraz etmişti. Ancak Türkiye'nin girişimi sonucunda Wikipedia bu içerikleri kaldırmadı. Bu gelişme üzerine BTK Wikipedia'ya tümden erişim engeli kararı almıştı. Bu kararın alınmasının ardından da söz konusu karar Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin onayına sunulmuştu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de Wikipedia'ya erişim engeli kararını onaylamıştı. O tarihten beri, yani Nisan 2017'den beri Wikipedia Türkiye'de erişime kapalıydı. Ancak çok sayıda başvuru gerçekleştirildi Anayasa Mahkemesi'ne. Wikipedia'nın erişim engelini konulmasının, Wikipedia erişim engeli konulmasının hak ihlali olduğu ifade edildi. Bunun Wikipedia'nın sahipleri arasında bulunan Wikimedia Vakfı da söz konusu başvuruyu Anayasa Mahkemesi'ne yapmıştı. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz ay bir karar aldı ve Wikipedia'ya erişim engeli getirilmesinin hak ihlali olduğunu, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı bugün aslında sabah saatlerinde resmi gazetede yayımlandı. Bu karar kısa bir süre önce Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de Wikipedia'nın erişim engeli kararını kaldırdı. Daha önce zaten erişim engeli kararını bu mahkeme vermişti. Peki. Bu karar derhal BTK'ya gönderildi Afşin Yurdakul. Evet. BTK'nın kısa bir süre içerisinde Wikipedia'ya erişimi açmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım. Fevzi Çakır, teşekkür ediyoruz. Yaman Akdeniz, size tekrar dönmek istiyorum. Son sorumuza cevap rica edeceğim. Artık hukuki alandan çıkıp teknik alana bu işin intikal etmiş olduğunu anlıyorum, öyle değil mi? BTK'nın uygulamama gibi, itiraz etme gibi bir alanı, hakkı, böyle bir şeysi var mı? Yoksa artık hani tamam, teknik işe mi? Hayır, yok. Tamam. Karar merci kanunda da belirtildiği üzere Sulh Ceza Hakimliği'dir. Sulh Ceza Hakimliği de kararını kaldırmıştır. Tabii şunu da söylemek lazım. Kanun maddesi yerinde durduğu sürece bu ve benzeri uygulamalara, yani benzeri tehlikeler sosyal medya platformları için halen mevcuttur. Yani Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde bu gibi kanun maddelerini kanunlarından çıkartması lazım ki ifade ve basın özgürlüğü genişlesin, haber ve alma ve bilgi alma ve haber verme özgürlüğü Türkiye'de artsın. Aksi takdirde yarın Erzurum'dan bir Sulh Ceza Hakimliği çıkıp tekrardan benzer bir erişim engelleme kararını almasına hiçbir engel yok. Bu bizi aslında 21. yüzyıl yeni iletişim adetlerimiz, bilgi paylaşımımız noktasına da getiriyor. Bununla ilgili de yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü siz bu konuları akademik olarak da takip ediyorsunuz. Elektronik platformlardaki ifade ve ifade özgürlüğü ve ifadeye kısıtlamalar konusunu çalıştığınız için sormak istedim. Böyle bir çağda bilgiyi uluslararası elektronik platformlar üzerinden paylaştığınız bir çağda Türkiye'de hukuk kendisine bu hızlı trendlere nasıl uyumluyor, dünyada nasıl uyumluyor hukuk kendisine? Bu teknoloji, hukuk birbirine yetişememe durumunda Türkiye nerede ve nasıl yönelmeli diye düşünüyorsunuz? Bunu da sizden duymak istedim, buyurun. Açıkçası Wikipedia platformuna Türkiye dışında başka kim erişim engellemiş diye baktığınızda geçtiğimiz sene içinde Çin tarafından erişim engellemesi uygulandığını görüyoruz. Zaten Çin'in de ifade özgürlüğüyle ilgili sorunlarını ve baskıcı yaklaşımını tüm dünya biliyor. Dolayısıyla sosyal medya platformları olsun, yaşayan bir ansiklopedi olan
Wikipedia gibi bir platformun kesinlikle ve kesinlikle topyekün, toptan erişime engellenmemesi gerekir. Tabii ki hoşlanmadığımız, beğenmediğimiz bazı içerikler bu platformlarda paylaşılacaktır. Fakat sizin de belirttiğiniz üzere yeni yüzyıldaki yaklaşımın kesinlikle yasaklama, engelleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. İyi ve doğru ifade her zaman kazanacaktır. Dolayısıyla pozitif düşünmek lazım. Yasaklama ve engelleme ve sansürleme artık demokratik toplum olmaya çalışan bir ülkede veya demokratik toplumlarda yapılmaması gerekenlerin en başında gelmesi gerekir. Çok teşekkürler Profesör Doktor Yaman Akdeniz, 360 yayına katıldığınız için. Bizim yayınımıza denk gelmiş oldu Wikipedia yasağının erişim engelinin kalkacağı bilgisi de, bunu da paylaşmış olduk. Şimdi Anayasa Mahkemesi ihlal kararını açıkladıktan sonra biz 360 olarak Wikipedia'nın fikir babası ve kurucusu Jimmy Wales'e ulaştık ve bu röportajı da aslında izleyicilerimizle 31 Aralık'ta paylaştık. Anayasa Mahkemesi'nin kararına yönelik yorumlarını bizimle paylaştı. Türkiye ve Wikipedia, daha doğrusu Wikimedia Vakfı nasıl bir hukuki süreç yürüttüler? Bize bunu anlatmıştı Jimmy Wales. Günün anlam ve önemi sebebiyle tekrar ekrana getiriyoruz özel röportaj. Teşekkürler katıldığınız için. Anayasa Mahkemesi Wikipedia yasağı hak ihlali dedi. Karar henüz uygulanmadı ama tepkiniz ne oldu? İlk onunla başlayalım. Bunu görmek çok mutluluk verici Türkiye'de yaşayan insanlar için ve umarız ki ifade özgürlüğü konusunda bir normalleşme sürecine geri dönülmesi için büyük bir kazanım bu. Tabii ki yasak henüz kaldırılmadı. Temkinli de olsak iyimseriz. Yasağın birkaç güne kaldırılacağına inanıyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Wikipedia yasağı başladığından beri Türkiye'deki yetkili kişilerle görüştüğünüzü biliyoruz. Bu görüşmelerle ilgili bilgi verir misiniz? Hükümetle mi görüştünüz yoksa hukukçularla mı? O süreçte neler yaşandı, neler söylersiniz? Evet, hepsiyle görüştük. Aslında bizi dinleyen herkesle görüştük diyebilirim. Ve tabii karar vericilerle de. Ancak sonuçta mahkemelerin yürüttüğü hukuki bir süreçti ve mücadeleyi kazandıran da bu oldu. Açıkçası Türkiye'de birçok kişi VPN üzerinden ya da alternatif yollarla Wikipedia'ya erişebiliyor. Merak ettim, siz site trafiğini takip ettiniz mi? Yasak süresince daha çok kişi mi ziyaret etti, daha az kişi mi? Türkiye'den Wikipedia'ya erişim trafiği nasıldı? How the ban affected Turks accessing Wikipedia while the ban was in place. So were you able to monitor site traffic during that time? So it definitely had a huge impact on site traffic and we were not really able to monitor. A lot of people were using... Tam anlamıyla gözlemleyemesek de site trafiğini kesinlikle çok etkiledi. Birçok kişi Wikipedia'ya, Wikipedia içeriğini kopyalayan siteler üzerinden girdi. Bu siteler bizim gerçek trafiği takip etmemizi de engellemiş oldu. Ve tabii buradaki sorun, daha doğrusu sorunlardan biri, bu şekliyle Wikipedia'yı edit edemiyor, güncelleyemiyor ve geliştiremiyor oluşumuz. Halbuki Wikipedia'nın tüm mantığı bu. Yani bir içerik yanlışsa düzeltilmeli, mümkün olduğu kadar iyi hale getirilmeli. Bu yüzden bizim açımızdan Türkiye'den kullanıcıların Wikipedia'ya erişebilmesi, Wikipedia içeriğini okuyabilmeleri kadar önemli. Wikipedia global bir platform ve birçok başka ülkeden katkı veren kullanıcılarınız da var. Başka ülkelerde benzer zorluklarla karşılaştığınız oluyor mu ve bunları nasıl çözüyorsunuz? Çin'le de benzer bir durum yaşıyoruz. Şu anda Wikipedia'ya yasağı olan diğer tek ülke Çin. Orada da yaklaşımımız yine aynı. İfade özgürlüğü, kaliteli içerik, insanların bilgiye erişiminin temel bir hak olduğu gibi değerlerimizden ödün vermiyoruz. Bunun aksini yapan birçok başka internet şirketinin ise kullanıcılarına zararının dokunduğunu düşünüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini. We do our best. I would love to hear more from you about how you otoritelerin hassas olarak değerlendirdiği ancak başkalarının da ifade özgürlüğü kapsamında yorumladığı içerikleri nasıl ele aldığınız konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteriz. Wikipedia gibi bir platformu yönetirken bu zorlu arazide ilerleyebilmenin bir yolu var mı? Ya da bu tam da bizim daha üstünde düşünmeye devam edeceğimiz bir 21. yüzyıl sorusu mu?
Yeah, well, it's a very difficult problem for Facebook ve Twitter gibi kendilerini kişilerin gelip fikirlerini paylaştıkları bir yer olarak gören mecralar için bu çok çetin bir sorun. Bizim için bunun bir yolu var. Biz her zaman güvenilir kaynaklar konusunda ısrar ediyoruz ve diyoruz ki bir şey eğer tarihin bir parçasıysa, büyük medya kuruluşları tarafından haber olmuşsa, kitaplarda, tarih kaynaklarında varsa o zaman bazıları için hassas içerik sayılsa da sayılmasa da Wikipedia'ya alıyoruz. Ama mesela Twitter gibi aklınıza gelen herhangi ahmakça bir fikri yazabileceğiniz bir mecrada bir kaynağınızın olmasına gerek yok. Twitter'ın bu konuyla bizim gibi baş edebilecek bir yöntemi yok. İzleyicilerimizin Wikipedia'nın ne olduğu ve ne olmadığı hakkında bir fikir sahibi olmasında isteriz. 2001'de başladınız. Wikipedia fikri nasıl oluştu? İsmi nereden geliyor? Mesela bu girişim sizi bir internet milyarderi yaptı mı? Türkiye'de bunları da merak ediyoruz doğrusu. Buyurun lütfen, kulağımız sizde. Yeah, so well, Wikipedia is fundamentally an encyclopedia and that actually defines a lot about nereden başlasam şöyle başlayayım. Wikipedia temelde bir ansiklopedi. Wikipedia'nın bir ansiklopedi oluşu ifade özgürlüğüne ve benzeri konulara nasıl baktığımızı gösteriyor. Wikipedia insanların gelip rastgele fikirlerini, görüşlerini yazdıkları, başkalarına hakaret ettikleri bir yer değil. Kaliteli kaynaklarınız ve referans bilgileriniz olmalı. Wikipedia'nın esasen temelinde bu var. 2001'den beri var olan bir platform. Wikipedia kar amacı güden bir kuruluş değil. Tabii ben de iyi bilindiği üzere bir internet milyarderi değilim. Ama böyle olması bizim hoşumuza gidiyor. Wikipedia artık dünya altyapısının bir parçası. Bu dönemde sosyal medya sorunları ile ilgili çok endişeler oldu. Teknoloji devlerine yönelik tepkiler oldu. Wikipedia'ya bakış hep farklı çünkü kar amaçlı bir kurum değiliz. Bilgi temelliyiz. İnsanlar internetteki her şeyi sevmeyebiliyorlar ama bizi seviyorlar. Size ilham veren ne oldu? Well, I was watching the growth of